Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 24 Mart Pazar. Kanal Üç Haber Merkez tarafından hazırlanan hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce bültenimizden bazı başlıklar. İstanbul Şişli'de geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Furkan Boy, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Birazdan ana haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Birazdan ana haberde. Ukrayna'ya yeni saldırılar düzenleyen Rusya'nın füzelerinden biri Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya ordusu ihlalin 40 saniye sürdüğünü açıkladı. Birazdan ana haberde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen Kalkan 16 operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Birazdan ana haberde. Günün öne çıkan manşetleri böyleydi. İlk haberimizle ana haber bültenimiz başlıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da 143 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının yapıldığı salon ve binada arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda hayatını kaybedenler Rusya'da ve dünyanın pek çok yerinde çiçeklerle anılıyor. Moskova Belediye binasında bulunan konser salonunda meydana gelen terör saldırısında 100'ün üzerinde kişi de yaralandı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda ölü sayısının artabileceği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yakalanan kişilerin mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Rusya Sağlık Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. Eski güzellik kraliçesi Ekaterina Novoselova da kurbanların arasında. Yaralananlar arasında ise 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve durumunun kritik olduğu ifade edildi. Terör saldırısı esnasında çatısında yangın çıkan konser salonunda arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken saldırıda ölenler çiçeklerle anıldı. Putin bir günlük milli yas ilan edildiğini duyururken Almanya'da Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önüne giden Almanlar saldırıda hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı. Saldırıda ölenler arasında bulunan çocuklar için de oyuncak ayı bırakan ziyaretçiler taziyelerini bildirdiler. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Rusya Büyükelçiliği'nin önüne çiçek bırakan Danimarkalılar da ölenlerin anısına mum yaktı. Öte yandan Rusya'nın Bakü, Bişkek, Viyana, Kişinev, Beyrut ve Londra Büyükelçilikleri önüne binlerce ziyaretçi tarafından çiçek bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da meydana gelen terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da 143 kişinin yaşamını yitirdiği DAEŞ'in üstlendiği terör saldırısı için Vladimir Putin'e başsağlığı dileklerini iletti. Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetlediğini belirten Erdoğan, Rusya halkı için sabır diledi. Erdoğan, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi gerektiğinin önlemine dikkat çekti. Türkiye'nin terörün her türlüsüyle ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.
İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memleketinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Furkan Bor, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarpmış ve şehit olmuştu. Bingöl'de havalimanından alınan şehit polisin naaşı, kılınan namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis Küçük Tekören Köyü, Aşağı Zeynep Mezrası Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Üç gün önce Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Bingöllü tabip Teğmen Hulusi Elçi de aynı köyde defnedilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fetret devrine son vereceklerini belirterek metro projeleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Büyük İstanbul mitinginde halka hitap etti. İstanbul'a hizmet için gereken adımı haftaya bugün atıyor muyuz? Seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Maşallah! Meydan gömür gömür 31 Mart'a yürüyor. Bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Buna var mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Erdoğan, Fetret devrinin 31 Mart'ta biteceğini söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai bunu yaptı. Şimdi de bakıyorsunuz israftan bahsediyor. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Mevcut yönetimin hali hazırda inşaat halinde devralınan projeleri bile tamamlayamadıklarını belirterek kendilerinin yaptığı projelere sahip çıkılmasına da cevap verdi. Sıkılmadan, utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. İnşaat safhasında devraldıkları hatların çoğunu da hala bitiremediler. Sancaktepe'de metro olarak açılan yere o devasa kuyu halindeki yeri bunlar gitti doldurdular. Evet değerli izleyenler, şu anda stüdyomuzda konuğumuz var. Konuğumuz İyi Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Alper Yağcı. Alper Yağcı ile projelerden bahsedeceğiz. Yerel seçimlerle ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz Alper Bey öncelikle. Hoş bulduk Aslanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Afyon Karahisarlı hemşehrilerimizi de sevgiyle selamlıyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Dün çok güzel bir programımız oldu. Sayın Genel Başkanımızı Afyon Karahisar'da ağırladık. Buradan Afyon Karahisarlı hemşehrilerime de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Yaklaşık 6000 kişinin katılımıyla bir iftar programı düzenledik. Ve orada Afyon Karahisar'da İYİ Parti'nin belediyecilik anlayışının 31 Mart'ta inşallah Afyonkarahisar'da zaferle sonuçlanacağına dair bir güzel izlenim almış olduk. Ve son haftaya girerken de yoğun bir tempoda biz yine çalışmaya, insanlarımıza, kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Dün evet İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon'daydı. Afyonkarahisar halkı nasıl karşıladı? Şöyle, hem Genel Başkanımız şehrin merkezinde bir otobüs turuyla halkımızı selamladı. Akabinde fuar alanımızdaki cumartesi pazarımızı ziyaretti, esnafımıza hayırlı işler diledi, vatandaşlarımızla sohbet etti ve gerçekten orada hem esnafımızın hem de halkımızın Sayın Genel Başkanımıza teveccühü mükemmeldi. Ve insanlar gerçekten bizim hep iddia ettiğimiz şekilde Türkiye'de ve Afyonkarahisar'daki kutuplaşmış siyasetten bıkmış durumdalar. Yani bir tarafta yağmacı bir zihniyet, bir tarafta kavgacı bir zihniyet ama bu şehrin insanları huzur istiyor, mutluluk istiyor ve
geleceklerine yön verecek vizyon projeler istiyor. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz siyaset anlayışı ve bugüne kadar sahada insanlarımıza anlattığımız projeler gerçekten karşılık bulduğunu hem biz pazar yeri ziyaretinde halkımızın genel başkanımıza olan teveccühünü de görmüş olduk. Daha sonrasında Fatih Pazar yerinde tüm halkımıza açık, davetli olan bir iftar yemeği ve çok teşekkür ediyorum halkımıza tekrar, bir iftar yemeğini sanki miting havasına dönüştürdüler. Oradaki alana sığmayan muhteşem bir kalabalıkla bir iftar programı Halil İbrahim sofrasında buluşturarak insanımızı hep birlikte yapmış olduk. Ve dolayısıyla genel başkanımıza gösterdikleri o ilgi ve alaka bizler için büyük bir mutluluk oldu. Biz bunlardan dolayı çok mutlu olduk. Halkımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Alper Bey, biliyorsunuz ki yerel seçimlere bir hafta kaldı. Tam olarak 7 gün içindeyiz. Yerel seçimlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle, biz yerel seçimlerle ilgili ilk sahaya çıkan adayız. Biz yaklaşık 8 ay önce aday adaylığımızı ilan etmişiz ve Afyon Karahisar'la ilgili projelerimizi üretmeye başlamışız. Ben siyasetini bir kenara bırakıp biz diyerek halkımızla kucaklaşarak onların Afyon Karahisar hakkındaki düşüncelerini alarak, Afyon Karahisar'ın sorunları hakkındaki önerilerini alarak projeler üretmeye başlamışız. Bizim dışımızdaki adayların hiçbirisi adayı bile olmadan bu işi tabiri caizse kucağında buldular. Afyon Karahisar'ı yönetmekle, Afyon Karahisar Belediyesi'ne hizmet etmekle ilgili hayalleri olmadan direkt sahaya çıktılar. Halbuki biz Afyon Karahisar'da hem geçtiğimiz dönemki görevlerimiz itibariyle Merkez İlçe Başkanlığımız, mevcut İl Genel Meclisi üyeliğimiz de dahil olmak üzere her an Afyon Karahisar merkezde şehrimize nasıl hizmet edebiliriz'in hayalini kurduk. Bununla ilgili 8 ay önceden yola çıktık. Yaklaşık 65-70 gündür de sahada birebir insanlarımızla her kesimle mutlaka temas ederek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu dönemin asıl sıkıntısı maalesef insanımıza kapalı bir belediyecilik anlayışı ortaya konmuş. Hiç kimse dinlenmemiş, hiç kimsenin görüşü önemsenmemiş. Sadece rant üzerine bir belediyecilik anlayışı ve sadece onu geçmeyen insanların mutlu olduğu bir belediye hizmeti ortaya çıkmış. Biz kendi dönemimizde özellikle Afyon Karahisar'da eşit hizmeti ve adaletli hizmeti hemşehrilerimize mutlaka götüreceğimizi ifade ediyoruz. Çünkü Afyon Karahisar'ın tüm mahalleleri bizim için hizmet gitmesi noktasında eşittir. Oralarda yaşayan her bir vatandaşımız bizim için eşittir. Herkes Afyon Karahisar Belediyesi'ne aynı su parasını, aynı çevre vergisini ödüyorsa hizmetin tek bir noktada toplanmasını değil, hizmetin bütün Afyon Karahisar'a gitmesi noktasında mutlaka eşit bir anlayışla hizmet etmek istiyoruz. Bununla ilgili de projelerimizi hazırladık ve mutlaka özellikle sosyal belediyecilik anlamında bugüne kadar insanımıza dokunmayan bir belediye anlayışını bir kenara bırakarak Afyon Karahisar'da her insanımıza, çocuğumuza, kadınlarımıza, emeklilerimize ve meslek odalarımızda başta olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin hepsine dokunan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bazen vatandaşlarımıza gittikleri yerlerde hükümetten yana bir tercih yapmazsanız hizmet gelmez diyorlar ya. 20 yıl geçti, 20 yılda gelen hizmeti de gördük, gelmeyen hizmeti de gördük. Hayal olan projeleri de gördük. Halen daha temeli atılıp da açılamayan Afray başta olmak üzere, teleferik başta olmak üzere ihaleleri de gördük. Ve her 5 yılda bir Ataköy civarına yapılan ama 5 yıl sonunda unutulan devlet hastanelerini biliyoruz. Her 5 yılda bir sivil hava alanına, askeri havaalanının dönüştürüleceği projesini duyuyoruz. Ama vatandaşımız artık bunlardan sıkılmış durumda. Vatandaşımız kendisine dokunan, kendisine hizmet eden ve mutlaka kendisinin faydalanabileceği bir sosyal proje ile adayları tanımak, görmek ve kutuplaşmış siyasetten bir kenara adayın ortaya koyacağı performansa göre bir tercih yapmak istiyor. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Biz de insanımıza dokunan projelerle mutlaka Afyon Karahisar Belediyesi'ni İyi Parti belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de birçok projemiz var. Ama ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Afyon Karahisar merkezimiz maalesef bu saatlerde artık karanlık, kaderine terk edilmiş, neredeyse bir kasaba görünümünde
şehir haline geliyor. Biz şehir merkezimizi tekrar canlandırmak, şehrin merkezindeki esnafımıza can suyu olmak ve sosyal yardımlar dolayısıyla insanlarımızı hep aynı gıda kolilerine mahkum edip bir kişiyi zengin etmek yerine Afkart projemizde biz istiyoruz ki vatandaşımız istediği yerden istediği alışverişi yapsın ve her ay gıda kolisi almak zorunda kalmayıp çocuğuna ayakkabı ihtiyacı varsa ayakkabı ihtiyacı alsın. Giysi ihtiyacı varsa giysi ihtiyacı alsın. Manavda, kasapta ne ihtiyacı varsa onu alsın. Bu projeyi şöyle önemsiyoruz. Afyon Karahisar esnafımız maalesef biz sürekli ziyaretlerde görüyoruz ki saat 1-2 olmuş öğleden sonra hala siftah edememiş durumda. Bizim ortaya koyacağımız bu projede sosyal yardım alan vatandaşlarımızın hepsine vereceğimiz bu kart zincir marketlerde asla geçerli olmayacak. Sadece Afyon Karahisar Belediyesi ile protokol imzalamış tüm yerel esnafımızda geçerli olacak. Bizim şu anki hesaplamalarımıza göre yaklaşık 150'ye yakın yerel esnafımıza anında can suyu vermiş olacağız. Ve mutlaka şehir merkezini yeniden canlandırarak eski, güzel ve vizyonu gelişmiş bir Afyon Karahisar'ı oluştururken şehir merkezimizdeki canlılığı mutlaka yeniden sağlamak istiyoruz. Birçok projeniz var aslında. En önemli projeleriniz, en başta öncelikli olarak yapacağınız projeler hangileri Alper? Şimdi şöyle, bununla ilgili en önemli Afyon Karahisar'ımızın sıkıntısı birinci sorun trafik, ikinci sorun kentsel dönüşüm. Trafikle ilgili mutlaka her 5 yılda bir verilen sözler ama gelinen noktada trafik maalesef Afyon Karahisar'ın bitmeyen çilesi haline gelmiş. Biz trafik konusunda öncelikle bir master planı yapmak istiyoruz. Ben yaptım oldu zihniyetini bir kenara bırakarak canım istedi ambar yolunu tek yön yapayım, canım istedi ambar yolu çift yön olsun değil. Afyon Karahisar'ın merkez trafiğinin sıkışma sebebi nedir? Harbiç Atıköy tarafından gelen trafik yoğunluğundan kaynaklı Kurtuluş Caddesi'ndeki trafik midir? Yoksa Ordu Bulvarı'ndan gelen yoğunluktan mıdır? Yoksa Mecidiye tarafından, Uydukent tarafından gelen yoğunluktan mıdır? Bunların önce bilimsel bir şekilde ortaya yatırılması, bakılması ve ondan sonra gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Biz bu konuda dersimizde çalıştık ve Afyon Karahisar'da birinci anlamda modern otoparklarımızı devreye sokarak, alternatif yollarımızı devreye sokarak ve modern toplu taşıma konusunda büyük adımlar atarak Afyon Karahisar'daki trafik sıkıntısını bitirmek istiyoruz. İkinci kısımda kentsel dönüşüm yine kanayan bir yara haline gelmiş. Dün kentsel dönüşümün yapılmasına engel olanlar bugün kentsel dönüşümü yapmaya çalışırken biz her dönem kentsel dönüşümle ilgili şunu söyledik. Oradaki hak sahiplerinin mağdur olmayacağı şekilde cebinden para çıkmadan onlara bir yol sunabilmeliyiz. Bununla ilgili 3 aşamalı bir yol hazırladık. Birincisi kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine bir mevcut durumla ilgili değerlemelerini yapıp dilerlerse Afyon Karahisar'ın mevcut arsalarıyla ilgili birebir takas yapmak istiyoruz. Anında çözüm, kendi arsasını alıp müstakil bir evde yaşamak istiyorsa kendi evini yapabileceği bir alternatif sunacağız. İkinci alternatifimiz Afyon Karahisar Belediyesi'nin bünyesinde bulunan hazır bitmiş konutlardan almak istedikleri varsa yine değerlemesini yapıp birebir takasını sağlayarak yine anında konut sahibi yapmak istiyoruz. Üçüncü teklifimiz biz mevcut yerde kalmak istiyoruz diyorlarsa Mısri Cami bölgesinin tarihi dokusunu bozmadan o bölgeden azalan ama çoğalarak devam eden katlı bir şekilde projemizi hazırlayıp içerisinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların olduğu vatandaşımızın kendi mülküne denk gelecek şekilde cebinden para çıkmayacak bir takas yöntemiyle yeni oluşturacağımız proje alanında da onları hak sahibi yapmak istiyoruz. Bu 3 öneriyle kentsel dönüşümü bir an önce başlatmak istiyoruz. Zira biz bununla ilgili daha önce bir video klip de yayınladık. O bölgelerdeki evlerimiz artık harabe haline gelmiş. O bölgeler artık güvenli olmayan sokaklar haline gelmiş. O bölgelerde artık madde bağımlıları maalesef o evleri kullanır hale gelmiş ve bu bizim çocuklarımızda da madde bağımlılığı yaşını maalesef çok aşağılara doğru çekmektedir. Biz çocuklarımızın geleceği için, şehrimizin güvenliği için
mutlaka Mecidiye bölgesi de işin içine katılarak, biliyorsunuz orada da sığınmacılardan kaynaklı bir get dolaşma dediğimiz yoğunluk var ve o bölgelerde güvenli sokaklar olmaktan çıkmış durumda. Biz mutlaka Mısri Camii bölgesiyi de... Kentsel dönüşüm videomuzda ekranda oynuyor siz anlatırken bir tarafta. Çok sağ olun. Evet, görüyorsunuz maalesef şu an kentsel dönüşüm Mısri Camii'nin bölgesi çok uzak yerler değil ve buralar yıkılmaya yüz tutmuş. Madde bağımlılarının zaman içerisinde kullanımına geçmiş ve dediğimiz gibi bu işin sonunda da bizim kendi çocuklarımızdaki madde bağımlılığı yaşı çok aşağılara doğru çekilmiş durumda. Biz o bölgelerde kentsel dönüşümü insanlarımızla birlikte karşılıklı onların hakkına geçmeyecek bir şekilde anlaşmaya varıp bu bölgede modern bir Afyonkarahisar'ı mutlaka dizayn etmek istiyoruz. Ve burada özellikle bir konuyu daha ifade etmek istiyorum. Ön caddede bulunan dükkan sahiplerinin, iş yeri sahiplerinin de mutlaka tekrar iş yeri sahibi olacak şekilde bir düzenlemeyi o bölgede yapacağımızın da biz buradan sözünü ve taahhütünü veriyoruz. İstediğimiz 2024 yılına girdiğimiz bu yüzyılda artık Afyonkarahisar yolların kesiştiği, modern, herkesin cazibe ve ilgi duyduğu, cazibesiyle insanları çektiği, bakın mermerin başkentiyiz, tarihin başkentiyiz, termalin başkentiyiz. Gastronomi alanında çok büyük adımlar attık ama maalesef artık ne yerli ne yabancı turistleri yeterince şehrimizdeki zenginlikleri çekemiyoruz. Dünya mirası bir ulu camimiz var. Yeni dünya mirası olarak kabul edildi ama hangi trafikte hangi yerli ve yabancı turist gelecek de Ulu Cami'ye kadar ulaşacak ve orada o bölgeyi tanıma fırsatı bulacak. Biz bir an önce trafikle ilgili sorunu çözüp Afyonkarahisar merkezinin tekrar rahat nefes alabileceği ve ikinci belediye şehir çağrısındaki 55 tane mağdur olmuş esnafımızın da hakkını ödeyip ikinci belediye şehir çağrısının olduğu bölgeye modern bir otopark yapmak istiyoruz. Bunun da birinci katını elektrikli araçlar için şarj istasyonu koyarak özellikle il dışından, ilimizden geçmekte olan insanlarımızın tesislerde değil de Afyonkarahisar merkezde araçlarını şarj etmelerini istiyoruz. Çünkü ikinci belediye şehir çağrısı bizim için önemli bir bölge. Orada araçlarını yaklaşık 1-1,5 saat şarja bırakan misafirlerimiz oradan Bedesten'e, Uzun Çarşı'ya, Ulu Cami'ye, kaleye kadar uzanan bir alanda tarihimizi çok daha yakından görebileceklerdir. Aynı zamanda da o bölgedeki şu an tükenmekte olan esnafımıza da bir ekonomik anlamdan katkı sunmuş da olacağız. Dolayısıyla bizim bütün projelerimizin temeli Afyonkarahisar merkezi yeniden modern, yeniden aydınlık ve yeniden insanların, özellikle il dışından gelen insanların şehir merkezine kendisini girmek zorunda hissedip mutlaka Afyonkarahisar'ı gezmeden gitmeyelim anlayışıyla bir Afyonkarahisar projesini ortaya koymak istiyoruz. Birçok siyasi partide 31 Mart yerel seçimler için çalışmaları tam gaz bir şekilde sürdürüyor. Sizler de bu çalışmaların içindesiniz. Afyonkarahisar halkı size neden oy vermeli? Afyonkarahisar halkı bize neden oy vermeli? Biz bununla ilgili aslında İyi Parti üçüncü bir yol açarken bunun cevabını çok öncelerden verdi. Çünkü Türkiye yıllardır ittifaklar yoluyla kutuplaştırılmış bir siyaset alanına çekilmek istendi. Bu kutuplaştırılmış siyaset anlayışında insanlar ya yağmacı ya kavgacı dediğimiz bir siyasi anlayıştan birini tercih etmek zorunda kaldı. Biz de hem Türkiye genelinde hem de Afyonkarahisar'da hemşehrilerimize şunu söyledik. Mecbur değilsiniz. Siz Afyonkarahisar'da sizinle birlikte yaşayan, Afyonkarahisar'da trafik sorununun sizinle birlikte birebir içinde bulunarak yaşayan ve Afyonkarahisar'da sizlerle birlikte her türlü sorunu birebir içinde yaşayan biriyle Afyonkarahisar Belediyesi'nde bir değişim yaparsanız çözüm noktasında da çok ciddi hızlı adımlar atarız. Çünkü Afyonkarahisar'daki adaylarımızın birçoğu maalesef seçim döneminden dönemine ortaya çıkan ve Afyonkarahisar'ın birebir her gün içerisindeki hayat koşullarını bilen adaylarımız değil. Ben daha önce ifade etmiştim.
Mahalle İdareler Bölümü Yüksek Okulu'nu bitirdim. Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde yüksek lisans yaptım. Tabiri caizse biz belediyecinin okulunu okuduk. Yıllardır siyaset alanında hizmet ediyoruz. Hem Merkezi İlçe Başkanlığı yaptık Milliyetçi Hareket Partisi'nde, hem bu dönem 5 yıldır İl Genel Meclis üyesi yapıyoruz İYİ Parti çatısı altında. Dolayısıyla hem mektepte hem alaylı olarak bu şehrin sorunlarını birebir görme, yaşama ve çözüm yollarını da üretme noktasında kendimizi diğer adayların önünde görüyoruz. Bunun yanında da dediğim gibi özellikle gittiğimiz her yerde, konuşma fırsatı bulduğumuz her insanda şunu net bir şekilde ifade ettik. Biz demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Afyon Karahisar'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Afyon Karahisar'ın sorunlarıyla ilgili her birimiz sorun yaşıyorsak, o zaman her birimiz bir masaya oturup birlikte Afyon Karahisar'ın sorunlarını çözebiliriz diye düşünüyoruz. Ve Afyon Karahisar'da 20 yıldır alışılagelen belediyecilik anlayışı gösterdi ki halktan kopuk, sadece belli bir rant çevresine hizmet eden bir yapıya dönüşmüş durumda. Diğer tarafta siyaset yapmaya çalışanlar kendi partileri içinde kavga etmekten başka bir sonuç alamamış ve Afyon Karahisar'a da kavga siyaseti getirmekten başka seçim kampanyası döneminde bir şey yapmamışlar. O zaman biz diyoruz ki biz kavga etmek için gelmiyoruz. Biz Afyon Karahisar'ı tamamıyla kucaklamaya, biz Afyon Karahisar'ın sorunlarına odaklanıp Afyon Karahisar'ın sorunlarını çözmeye geliyoruz. Afyon Karahisar maalesef çevre illerden çok daha jeopolitik anlamda, konum anlamıyla iyi yerdeyken şu an gelinen noktada hep komşu illerimize örnek veriyoruz ve onların bizim çok ilerimizde olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımıza baktığımız zaman maalesef gençlerimizle ben çok sohbet ediyorum. İmkanı olan gençler hafta sonu Eskişehir'e gezmeye gitmek durumunda kalıyorlar. Aileler hakeza öyle Eskişehir'e gitmek zorunda kalıyorlar. Ve ben üzülerek şunu söylüyorum. Afyon Karahisar tam köprüden önceki son çıkışa gelmiş durumda. Afyon Karahisar bu son çıkışı yapabilirse gerçekten kendisine yakışır. Modern bir Afyon Karahisar'ı biz birlikte onlarla inşa etmeye hazırız. Ama bu çıkışı yapamazsak maalesef bizden çok küçük olmasına rağmen yakın zamanda Kütahya ilimiz bile Afyon Karahisar'ı şehirleşme anlamında geçecek ve Afyon Karahisar çevre illerin çok gerisinde kalacak. Çünkü Afyon Karahisar daha 2 hafta önce açıklanan nüfus sayımında merkez ilçe anlamında hala nüfus kaybına uğrayan bir merkez ilçeye sahip. Biz merkez ilçede mutlaka insanımızla birlikte gençlerin yaşamaktan mutlu olduğu, zevk aldığı, İnsanların Afyon Karahisar'da kültür sanat etkinliklerine doyduğu ve kadınlarımızın, çocukların kendilerine ait kadın kültür evlerimiz olsun, Barış Manço sanat otellerimiz olsun, bu tür ortaya koyduğumuz projelerde kendisiyle ilgili alanlarda kendisini geliştirebileceği sosyal bir belediyeciliği mutlaka hak ettiğini ve bunu da ortaya koyduğumuz zaman Afyon Karahisar'ın yaşanabilir modern bir kent olması anlamında 5 yılda en az 15 yıllık yol alacağımızı ben iddia ediyorum. Sevgili hemşehrilerim de bu konuda bize mutlaka destek olacağına inanıyorum. İnşallah 31 Mart'ta da bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz diye düşünüyorum. Alper Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizlere de 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda çok şey anlatmaya çalıştık ama hemşehrilerimizle her zaman ulaşmak mümkün olmuyor sizin meselenizle. Ben buradan tüm hemşehrilerimin hem mübarek Ramazan ayını tekrar kutluyorum. Afyon Karahisar'a 31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için de tekrar teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizleri birazdan uğurlayacağız. Evet değerli izleyenler, sıradaki haberimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşamda Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara katıldı. Erdoğan konuşmasında enflasyon konusuna değindi. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız, hep söylüyoruz, enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan sahiplerle, milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılarla göz açtırmamakta
kararlıyız. İlgili bakanlıklarımız vasıtasıyla bu tür gayri ahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte inşallah sağlık çalışanlarımızdan emeklilerimize, işçilerimizden çiftçilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin refahı da artacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski ittifak ortaklarımız eğer CHP'ye oy verirlerse CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse oy verdikleri parti değil Denizli'de AK Parti kazanıyor dedi. Özgür Özel, Denizli mitinginde İYİ Partili seçmenleri Türkiye İttifakı'na davet etti. Coşkuyla alkışlıyoruz. Bu ne güzel Denizli. Özgür Özel mitingde ittifak çağrısı yaptı. Anketler şunu gösteriyor. Eski ittifak ortaklarımız, eğer CHP'ye oy verirlerse Cumhuriyet Halk Partisi kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse verdikleri parti değil Denizli'de AK Parti kazanıyor. Onun için buradan samimiyetle şunu söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz belediye AK Parti belediyesi olur. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz belediye sizin de belediyeniz olur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı ve destek istedi. Biliyorsun değil mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da temaslarda bulundu. Pazar esnafını ziyaret edip iptal programına da katılan Akşener, belediye başkanı adayı Alper Yağcı'ya destek istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'ı ziyaret etti. Akşener'i parti üyeleri yolda karşıladı. Ardından Akşener otobüsten halkı selamlayarak fuar alanı pazar yerine geçti. Akşener İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Alper Yağcı ile pazar esnafı ve vatandaşları selamladı. Yağcı'ya destek istedi. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. İYİ Parti lideri ardından Fatih Pazar yerinde iftar programına katıldı. Adeta miting alanına dönüşen iftarda konuşan Akşener şunları dile getirdi. Biz bir yolculuğa çıktık. Biraz evvel bir ağabeyim bir fotoğraf getirdi. Afyonkarahisar'a yıllar evvel gelmişim. O da başkanımız demiş, bir pankartla birlikte fotoğraf çektirmişiz. Afyonkarahisar'da o ağabeyimizin söylediği, başkanımızın söylediği tarihte biz bir yolculuğa çıkmıştık. Onun için Afyonkarahisar'daydım. Şimdi biz o yolculuğu, sizin sesiniz olmak, sizlerin derdini dinlemek, o derde çözüm üretmek sizin emrinizle, milletimizin talebiyle bir siyasi parti kurduk. İftar programı yemeğin ardından semazen gösterileri eşliğinde son buldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük bir çocuk elektrikli bisikletiyle dükkan vitrinine çarparak mağazaya girdi. Kazada yaralanan olmazken olayın şokuyla korku dolu anlar yaşayan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat'ta elektrikli bisiklete binen bir çocuk kontrolünü kaybetti ve vitrine çarptı. Neyse ki kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Bir iş yeri çalışanı da çocuğun sağlık durumunun iyi olmasına sevindirici olduğunu söyledi. Tam buraca bildiğinde camın içine girdi. Ondan sonra işte kafasına cam vardı işte. Kalktı, Allah'tan bir şey yok. Nasıl girdi, nasıl oldu biz anlayamadık ki ya. Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümü tamamlanan evlerin teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından verilen yardımları yetersiz bulduğunu söyleyen İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlara ait riskli konutların inşaat maliyetlerine yardım edeceğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu kentsel dönüşümü tamamlanan evlerin teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bakanlık tarafından verilen yardımların yetersiz olduğunu söyleyen İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlara ait riskli konutların inşaat maliyetlerine yardım edeceklerini açıkladı. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin %65'ini biz karşılayacağız. Bakın, riskli bina ilan edilen yapılara bakanlığın verdiği 5500 lira kira yardımı var bakanlık. 5500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul'da, öyle değil mi? Ekonomiyi perişan ettiler. Biz bu eksikliği gördük. Bunun üzerine 7000 lira ekstra kira desteği vereceğiz Büyükşehir Belediyesi olarak. Başka bir şey daha yapıyoruz. Hem ev sahiplerine vereceğiz, hem de kiracılara vereceğiz. İmamoğlu 5 yıl içerisinde yapılması planlanan 22 bin konutun yerinin ve projesinin hazır olduğunu duyurdu. İlk etapta bu 22 bin konutu dönüştüreceğiz. Allah'ın izniyle hedefimiz İstanbul'da toplamda 50 bin konutu dönüştürerek insanlarımızı huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak olacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yeniden Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Kurum, öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemiz deprem korkusu yaşamayacak dedi. Murat Kurum, İstanbul 31 Mart'ta kendisini ihmal edenlerden hesabını soracak dedi. Onların reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. İstanbul'da fetret dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde yeniden İstanbul diyecek miyiz? Kurum İstanbul'un mevcut yönetiminden mutsuz olduğunu dile getirdi. Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler. Ulaşım İstanbul'da tam bir çileye dönüştü. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, televizyonlarda artık Ankara konuşulmuyor. Ankara'da kim kazanacak diye bir problem kalmadı dedi. Mansur Yavaş, Kahramankazan'da düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Böyle kalabalık bulunca da konuşmadan olmuyor. Mansur Yavaş konuşmasında seçildikten sonra herkesi kucakladıklarını vurguladı. Belediye başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Asli görevimiz hemşerilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek. Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi,
öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı, her şey belediye başkanına aittir. Yavaş Ankara'da rekor oyla kazanılacağına inandığını söyledi. Televizyonlarda artık Ankara konuşulmuyor, farkında mısınız? Ankara'da kim kazanacak diye bir problem kalmadı. Yavaş mazbatayı aldıktan sonra da görevi neyi gerektiriyorsa onu yapacağını belirtti. Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim, havaalanında karşıladım. Yerim eksildi. Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm. Bakanlarla Ankara için bir takım taleplerde bulundum. Yerim de eksildi. Görevim bunu gerektiriyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin Büyük Ankara mitinginde konuştu. Altınok, birinci işimiz ulaşım problemini çözmek olacak dedi. Tarımında başkent olacak Ankara. Turgut Altınok konuşmasında 31 Mart'ta Ankaralıların vekalet vermesi durumunda sözlerini hızlı bir şekilde yerine getireceğini ifade etti. Birinci işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. 2000 yeni otobüs, elektrikli otobüs inşallah. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Göreve geldiğinde destekleri arttıracağını söyleyen Altınok, yardım harcamalarının mahalle esnafından yapılacağını ve esnafa da destek sağlanacağını belirtti. Emeklerimize 1000 lira değil 15 Nisan'da 5000 lirayı hesaplarına yatıracağız. 400 lira değil et parasının yerine 15 Nisan'da 2500 lira başkent kartla Ankaralı hemşehrilerimizin hesabına yatacak. Emeklileri darda bırakmayacağını ifade eden Altınok, göreve geldiği takdirde emeklilere ve öğrencilere ulaşımda özel halk otobüsüyle minibüslerin ücretsiz olacağını söyledi. Diyeceğiz ki Ankara yavaşla bir 5 yıl daha gitmez. Ankara'nın köylerine yapılacak hizmetlere de değinen Altınok, hem tarımı hem hayvancılığı destekleyeceğiz diye konuştu. Altınok proje bankasıdır, proje bankası. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen Kalkan 16 operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Kalkan 16 operasyonla ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, operasyonlarda 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 kişiden 7'sinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti. Yerel seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Romanlar Eşitlik Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Ben yerim verdim. 31 Mart yerel seçimlere geri sayım sürerken adayların hafta sonu da mesaisi devam ediyor. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven'le birlikte Romanlar Eşitlik Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek destek istedi. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Başkan aday Uluçay daha sonra Kadın Romanlar Derneği'nin ilk toplantısına katıldı. Dernek üyelerinin isteklerini ve dileklerini dinledi. Biz de bu değerin karşılığını size fazlasıyla vereceğiz. Afyonkarahisar Sultandağ CHP Belediye Başkan adayı Uçar Urma, Sultandağ halkına iftar programı düzenledi. Başkan adayı Urma destek istedi. Sultandağ halkı iftar programında bir araya geldi. Hadi işte. Sultandağ Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Uçar Hurma iftar programı düzenledi.
Yoğun katılım olan programda başkan adayı Hurma, gelen misafirlere yemek dağıttı ve dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Başkan adayı Hurma, Sultan Dağı'ndaki seçim atmosferinden bahsetti. Sultan Dağı'nda seçim, dostluk, kardeşlik, barış içinde kimse kimsenin kalbini kırmadan devam ediyor. Başaracağız. Sevgili halkımıza, vatandaşımıza bu mübarek Ramazan ayında iftar verelim dedik. Hepsini davet ettik. Seven, sevmeyen, kızan, kızmayan, oy verecek olan, vermeyen herkes gelebilir. Herkes buyursun gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Eşi Gülbahar Urmaysa eşinin her zaman destekçisi olacağını vurguladı. Canla başla, çocuklarımla, kızlarımla eşimin yanındayız. Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden her gün onunla birlikte omuz omuza beraber çalışmalarımızı yürüttük yani. Gururla, onurla onun yanındayız. İnşallah başaracağız. İnanıyorum, inancım tam. Sultan Dağı'nı halkına da güveniyoruz. Yapacağız biz. Başaracağız. Yerel seçimlere bir hafta kala Antalya'da da başkan adaylarının seçim çalışmaları hız kazandı. Allah razı olsun, değerli olsun. Türkiye'nin 31 Mart'ta sandık başına gitmesine bir hafta kaldı. Antalya'da başkan adaylarının seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Hakan Tütüncü döşeme altında vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Tütüncü 31 Mart sonrası yorulmadan çalışacağını belirterek seçmenden destek istedi. Çok iş yapmaya, durmadan, dinlenmeden çalışmaya geliyoruz. Destek sizden, hizmet bizden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir adayı Muhittin Böcek'te Konyaaltı adayı Cem Kotan'la seçim koordinasyon merkezini açtı. Seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Böceğin hedefinde rakibi AK Partili Hakan Tütüncü vardı. Şimdi aday olan arkadaş çıkmış, ulaşımı biz çözeriz diyor. Sizin 22 yıldır elinizden alan mı vardı? Bunların yalanına talanına artık cevabını 31 Mart'ta verecektir. Konyaaltı'nın Cumhuriyet Halk Partili Başkan Adayı Cem Kotan seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi. Büyük şehrimizde, dediğim gibi Konyaaltı'mızda, diğer ilçelerimizde büyük bir farkla alacağız. Bundan eminiz. Şu yaptığımız anket çalışmaları da bunları gösteriyor. Gittiğimiz her yerde Konyaaltı'na inanır mısınız? 100 kişiden aşağı düşmeyen toplantılar yapıyoruz. Diğer rakip adaylara bakıyoruz. 10 kişi bir araya gelemiyorlar. Ama seçim alacağız diye konuşup duruyorlar. Ya bizim aklımız dalga geçiyorlar ya kendileri dalga geçiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muratpaşa ilçesine yeniden aday gösterdiği Ümit Uysal da Ermenek mahallesindeki iftarda mahallelilerle buluştu. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle Allah'ım. Uysal, Ermeni'nin tapu sorununu çözdüklerini söyledi. 2014 senesinde ben geldim, sayın komşularım, size tapu vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama tapu çekmecede diyenlere sakın inanmayın. Zor bir süreç ama ille de tapuyu mutlaka vereceğiz diye size söz veremem. Mücadele edeceğim dedim. Ermenek mahallemiz tapu sahibi bir mahalleye dönüştü. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.